Herkese merhaba. Herkese merak ettiği bir konu. Hastalar da bana çok sık soruyor. Hocam, şeker hastalığına nasıl bir tedavi sağlanıyor? Ya da neler yapılıyor da şeker hastalığı tedavi oluyor? Ben de hastalarıma şunu anlatıyorum. İnce bağırsağımız çok önemli bir organ. Mideden sonra geliyor. Ortalama 4-5 metre. Tabii kişiden kişiye boyutları değişebilir. Sonra da kalın bağırsağımız geliyor. İnce bağırsağımızın neden bu kadar önemli? Çünkü ince bağırsağımızın özellikle son 2,5 metresinde adına inkreatin dediğimiz önemli bağırsak hormonları var bizde. Ve bunlara sahibiz. Bu bağırsak hormonlarının ne işe yaradığı ve faydaları 1970 yılında tespit edildi. Ne işe yarıyor bağırsak hormonlarımız? Bu hormonlar bizim pankreasımızdaki geride kalan insülinlerin aktivitesini arttırdığı, yeni insülin üreten yapılar oluşturabildiği, aynı zamanda karaciğerden şeker getiren bir maddemiz var, bir hormonumuz var. Bunu baskıladığı, kısaca şeker hastalığına fayda sağladığı tespit edildikten sonra şeker hastalığına yönelik ya da pankreastaki geride kalan insülinlerin aktivasyonuna yönelik olarak ince bağırsağımızın son 2,5 metresindeki bu hormonlar önem arz etti. Bütün ameliyat metodolojileri de ince bağırsağımızın son 2,5 metresindeki bu hormonları daha erken aktif duruma getirmeye yönelik başladı. Ama ilk yapılan ameliyatlarda sadece ince bağırsağımızın son 2,5 metresi çalıştırıldı. İnce bağırsağımızın diğer kısmı işlem dışında bırakıldı. Başka problemler çıktı. Çünkü ince bağırsağımız çok önemli bir organ. Sadece şeker hastalığına faydalı çalışmıyor. Aynı zamanda yediğimiz gıdalar içerisindeki proteinleri, yağları ve vitaminleri de işleyip bize faydalı hale getiren yer olduğu için ince bağırsağın sadece 2,5 metresinin çalıştırılması, diğer kısmının işlem dışında bırakılması kabul edilebilir durum değildi. Bu nedenden dolayı pür metabolik cerrahi dediğimiz ameliyatlar geliştirildi ve bu ameliyatlarla günümüzde şunu amaçlamaktayız. İnce bağırsağımızın şeker hastalığına faydalı kısımlarını kullanırken ince bağırsağın diğer görevlerini aksatmamak, ince bağırsağı herhangi bir işlem dışında bırakmamak. Kısaca biz diyabette faydayı ince bağırsak kaynaklı hormonlarla sağlıyoruz. Metabolik cerrahi ameliyat olmak isteyen birçok hasta bana soruyor. Ben bypasslıyım ya da stentliyim. Hocam, ben ameliyat olabilir miyim diye. Buna cevap vermeden önce biz hastaları nasıl hazırlıyoruz onu anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak pankreas insülin rezerv testi yapıyoruz sizlere. Yani bu ameliyat için sizin doğal insülin fabrikanızda yeterli miktarda insülin kaldı mı ve biz bu insülinleri aktif hale getirebilecek şekilde oran bulunuyor mu? Bunu bir kere tespit ediyoruz. Daha sonrasında eğer uygunsa da klinimize geldiğiniz anda kardiyoloji ekibimiz, iç hastalıklar uzmanı ekibimiz, psikiyatrimiz, beslenme uzmanımız dahil sizleri değerlendiriyor. Anestezi uzmanlarımız sizleri değerlendiriyor. Birçok kan testi, ultrasound sizler için yapılıyor. Daha sonra bunlar bir konseyde değerlendiriliyor. Eğer bu değerlendirmeler neticesinde kalp sorununuz ya da başka organlara ait sorununuzun ameliyata engel bir durumu var ise önce o problemle ilgili tedavi görüyorsunuz. Bu tedavinizi eğer başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmişsek de ameliyat programına alınıyorsunuz. Eğer konseyimizin değerlendirmesinde mevcut hastalığınız çok yüksek risk taşıyor ise ameliyat için, zaten bırakın bu ameliyatı, herhangi bir ameliyat olma şansınız yok demektir. O yüzden birçok kalp hastası, birçok daha doğrusu stentli bypass hastaları bugüne kadar ameliyat ettik ama bunlar bir hazırlık evresinden geçtikten sonra. O yüzden korkmayın. Ekibimiz oldukça deneyimli. Uzun zamandır bu tarz hastaları tedavi ediyoruz. O yüzden sizin için en doğru olanı ekibimiz zaten yapacaktır. Merak edilen konulardan bir tanesi de çocukluk çağında obezite ameliyatı olunabilir mi? Evet, biz kendi klinimizde çocukluk çağında obezite ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Fakat tabii ki çocukların gelişim evresi çok önemli olduğundan dolayı bu dönemde endokrinolog, psikiyatrist, pediatri uzmanı, tabii ki doğal olarak da ailenin onayı çok önemli. Bu noktada da yine multidisipliner bir çalışma içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada şuna dikkat etmek lazım. Bu yaş grubunda, bu alanda saydığım diğer branşlardaki hekimlerin kanaati, olumlu kanaati olmadan bu çocuklar ameliyat edilmemeli. O zaman gelişimini engelleyecek bir davranış yapılmış olur ki bu doğru bir yaklaşım olmaz. Bu konuda bütün cerrahların da çok dikkatli ve bu multidisipliner çalışma içerisinde hareket etmesi gerekli.
Hatta bu konuyla ilgili size örnek verecek olursam, geçen hafta içerisinde Amerika'dan bir kız çocuğumuz geldi, 15 yaşında, 1.55 boyunda 170 kilo. Artık ailesi hareket edemediğinden sürekli uyumasından şikayetçiydi. Kliniğimizde endokrinoloğumuz, pediatri uzmanlarımız, psikiyatrimiz, psikologumuz ve diğer ekibimiz hastayı değerlendirdi ve bir konsensüs içerisinde ameliyat kararı aldık. Ameliyatını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. 3 gün buradan misafir ettik, daha sonra ülkesine gönderdik. Şu anda takibi devam ediyor. Gelecek bir yıl içerisinde de inşallah zayıf halini de birlikte, fotoğraflarla birlikte sizlere göstereceğiz. Bana çok sorulan sorulardan bir tanesi, hocam mide küçültme ameliyatından sonra yeniden kilo alabilir miyim? Evet, bu mümkün. Mide küçültme ameliyatı, midenin 2/3'ünü çıkardığımız, size küçük bir mide yaptığımız bir ameliyat. Midenin sol üst tarafındaki işte hormonu da devre dışında bırakıyoruz ve size bıraktığımız yeni mide yaklaşık 100-120 cc civarında. Hemen hemen midenin %80'ini çıkarmış oluyoruz. Amacı ne? Gıda alımını azaltmak. Ameliyattan sonra beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Eğer beslenme alışkanlıklarınızı değiştiremezseniz, yeniden eski alışkanlıklara döner, aşırı yemeye başlarsanız zaten ilk planda küçük mideniz bunu almayacaktır, kusacaksınızdır. Buna sürekli devam ederseniz de küçük midenizi genişleterek yeniden kilo alımı oluşabilir. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Burada önemli olan cerrahi tekniğin iyi yapılmış olması. Yani cerrahın deneyimi çok önemli. Peki başka önemli olan ne var? Cerrahın ekibinin sizinle olan diyaloğu da çok önemli. Bu ekibin, özellikle beslenme uzmanlarının, psikologların sizinle olan diyalogları sağlıklı kilo vermenizi sağladığı gibi aynı zamanda yeme alışkanlıklarınızı değişmede de size yardımcı olacaktır. Ve uzun dönemde bu alışkanlıkları değiştirmediğiniz anda sağlıklı kilo vererek hayatınıza devam edebilirsiniz. Peki neden şu anda yeniden kilo alım oranları arttı? Çünkü şunu gördük ki cerrahi anlamda teknik sorunlar var. Aynı zamanda hasta takipsizlikleri var. Yani hasta ameliyat oluyor, ameliyattan sonra takip edilmiyor. Ve bu hasta grupları yeniden kilo aldığı için şu anda buna çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu hasta gruplarında artık revizyonel cerrahi dediğimiz ameliyat türlerine doğru geçtik. Yani mevcut ameliyat yönteminden bir başka ameliyat yöntemine doğru evrildik. Ama yine de problemin çözüm noktasına baktığımız anda bir kere bunun için zamanınızı harcıyorsunuz. Ve bu dönem sizler için çok stresli bir dönem. Bu nedenle sizler daha başında tercih yaparken bazı kriterleri kıstas olarak tutmanız gerekiyor. Bunun için önemli olan cerrahınızın deneyimli olup olmadığı. İki, cerrahın bir ekiple çalışıp çalışmadığı. Size ameliyattan sonra takip edecek beslenme uzmanının olup olmadığı. Bunlar çok değerli ve çok önemli. Bunları sağlayabildiğimiz süre içerisinde uzun dönemde de kalıcı kilolarınızı vermiş şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. O yüzden unutmayalım. Obezite ameliyatları hala da obezitenin en etkin tedavi yöntemleridir. Güvenli ellerde, tecrübeli cerrahlarla, iyi bir ekiple hem sağlıklı kilo vermeniz sağlanabilir ve uzun dönemde de kilolarınızı kontrol edebilirsiniz.